Herkese yeniden merhaba ve uzun zamandan sonra yeni bir alışveriş videosuna hoş geldiniz. Şimdi yine alışverişimize Netto'dan başlayacağız. O kadar çok şişemiz vardı ki birkaç haftadır hiç gelememiştik. Şimdi Mert onları atıyor. Şimdiden 10 euro olmuş bile. Şu patatesten alacağız. Bu da yeni gelmiş. Bunun da fiyatı 5.99. Almanya patatesiymiş. Uzun zamandır Pink Lady elma. Daha doğrusu elma yemiyordum. Şu sanki biraz çürük gibi ama bir Pink Lady elma alalım. Şurası gözümü fazla parladı ki yine tekim de çürükmüş. Yani böyle tekim de alabiliriz. Şöyle seçerek hem de. Şöyle bir 4 tane bu elmadan alacağım. Bunun kilosu 3.99. Yani 6 tanesi aslında 1 kilo denk geliyor. 4 tanesi 600 küsür, 650 grama falan denk gelecektir. Yani dördüncüyü bulamadım. 3'te kaldık. Bu ikisi güzel değildi çünkü. Daha doğrusu 3'ü. O yüzden 3 tane alıyoruz. Yarım kilo denk gelecektir. Uzun zamandır pırasa almıyorduk bir de. 2 tane pırasa alacağız şöyle. Bu da %50 indirimdeymiş. 2 tanesi 99 sente gelecek. Bir tane de şöyle organik kabak alacağım ikili. Yarım kilo. Bunun da fiyatı 1.89. Aslında böyle kocaman ve büyük karpuz gördüm. Gerçekten çok da canım çekti. Çok uzun zamandır aklımdaydı. Ve alacaktım. Özellikle şöyle lekeli olanlar hani çok güzel oluyormuş ya. O yüzden bunu alacaktım. Bunun fiyatı da tanesi 8.90'mış. Ama sonra taşıyamayız dedik. Buradaki patatesten dolayı gerçekten de taşıyamayabilirdik. Sonra bu küçükleri gördük. Dedik ki bunları alalım. Bunun da tanesi 3.49'muş. Bakalım bunlar çekirdek size benziyorlar. Böyle büyük büyük güzel 3 tane de kırmızı biber alalım dedik. Böyle paketlilerden ziyade böyle tek başınayken almak daha güzel oluyor. Ama bunun mesela fiyatı daha pahalıymış. Bunun kilosu 3.29. Paketlerin mesela kilosu 2.98. Ama bunlar daha güzel görünüyor bu arada. Şöyle ikili marullardan alalım bir tane de. Mini. Bunların da paketi 1.29. Uzun zamandır marketimize gelmediğimiz için böyle değişik ürünlerin olduğu reyonlar biraz yenilenmiş geldi gözüme. Mesela şu daha önce Metodan aldığımız markanın bir domates rendesi, bir de böyle yemeklik domatesi de varmış. İkisinden de alabiliriz bununla mesela. İkisiyle de olur aslında. İkisinden de alalım biz. Bunların da tane fiyatı 1.99. Geçerken unutmayalım diye bunu aslında Mert gördü. Bir tanesini sepete koymuş, doğranmış. Domatesten 2 tane almış olduk. Güzel oldu. Uzun zamandır kuark da almıyoruz. Güzel oldu. Böyle 2 tane alalım. Yarım kiloluk. Galiba bunlarda da indirim varmış. 1.45'ten 1 euroya düşmüş. Bu arada bunların 100 gramında 12.1 gram protein var. O yüzden protein ağırlıklı beslenenlerin bence çok seveceği bir şey. Ben genel olarak böyle meyvelerle ya da granolayla tüketmeyi çok seviyorum. Bir tane de yoğurt alalım. Yani bir süredir gazlı tüketiyoruz. Ama bu biraz daha böyle sulu gelmeye başladı bana. O yüzden bir de şunu alacağım. Uzun zamandır bunu da bu yoğurdu da yemiyorduk. Bu da %2 yağlıymış. Bunun da fiyatı 1.99. Ve dondurulmuş ürünlerin olduğu reyona geldik şimdi. Her hafta bu bezelyeden tüketiyoruz. Çok 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 iyi ve besin skoru da A. Ve bir de şöyle karışık sebzelerin olduğu paketten de alacağız bir tane. Tam olarak şöyle. Bunlar çok pratik oluyorlar ve her şeyden önce sebze yiyorsunuz ve gerçekten çok sağlıklı oluyor. Bu karışık olanın fiyatı 2.19. Yani bezelyenin fiyatı da 2.19. Her seferinde böyle bir kontrol etme gereği duyuyorum. Haftadır gelmediğimiz için burada da biraz değişiklikler var. Ama şöyle bir baktım, çok ilgimi çeken bir şey olmadı. Böyle sineklikler gelmiş ama bunlar manyetik. Aslında bunlar olabilir. Bunlar güzelmiş mesela. Bunlara bir bakalım. Sonra bakıyorum böyle dış masalar için, balkon masaları için de böyle runnerlar varmış. Bu da güzele benziyor bu arada. Yani dikkatimi çeken şey yok dedikten sonra ikisini de beğenmem. Buna da bir bakalım madem öyle. Askılar gelmiş. Böyle plastik kaplar. Böyle yine dışarı süsleri. Sonra böyle. Bu neymiş mesela? Bakın böyle plaja falan giderken böyle işte serip üstüne rahatça oturulabilecek bir şey. Bu da güzelmiş. Yine dışarı için örtüler ama yani çok güzel. Hiç leke tutmaz. Gerçekten çok güzel. Ama desenler çok kötü. Şöyle Hummel'ın bir çorap seti gelmiş erkekler için.
birita gelmiş. Yine araba için böyle ilk yardım seti. Böyle plastik saklama kapları. Böyle değişik bahçe ürünleri. Mesela böyle bir tane askı gelmiş. Bu galiba 24.99. Fiyatı fena değilmiş. Sonra böyle bardak setleri. Bunlar daha önce de vardı sanki. Ve bu ne? Snoopy Dog mu? Benziyor ama hayır. Bu böyle bir koyunmuş. Değişik, tatlı ama fena değilmiş. Böyle mutfak için fırın eldivenleri gelmiş. Kurutma topları gelmiş. Kurutma makinesi için. Sonra burada çok da değişik bir ürün yok gibi. Şöyle dönelim. Burada da böyle yapıştırıcılar ve çocuklar için bir şeyler var. Burada da ayakkabılar var. 14.99'muş tanesi de. Sonra bu tarafına dönüyoruz. Burada yine lisans ürünler var. Bunlar toplar. Burada Mickey Mouse'lar var. Çocuklar için çok tatlıymış. Mesela bakın böyle. Çok tatlı. Çocuklar için bunlar galiba zıbın. Hayır, kilotlu çorap. Çok tatlıymış. Sonra böyle küçük boxer setleri. Sonra böyle küçük. Yine çok tatlı. Pijama setleri. Ay, çok tatlılarmış gerçekten. Bayıldım. Bu da bir tane seyahat. Şöyle seyahat yastığı. Gerçekten çok güzelmiş bu arada bu da. Bayıldım. Sonra burada yine yetişkinler için de varmış. Mesela bunlar erkekler için. Sonra bu da kadınlar için Minnie Mouse. Bunlar çok güzelmiş. Bunların büyükleri olsa olabilirmiş. Çok tatlı pijama olur bunlardan. Sonra böyle çocuklar için birkaç bir şey daha var. İç çamaşırları. Burada böyle birkaç karışık ürün daha var. Ve şurada bir tane her zamanki gibi bir valiz daha. Bunlar bahçeler için, suları koruma için galiba. Burada da böyle sunum için birkaç bir şey var. Bu da çamaşır sepeti. Mantıklı. Yani şöyle kapı için aldık. 18 tane magnet varmış içerisinde ve böyle mesela çıktığınız sonra hemen kavuşuyorlar tekrar. Bunlar da pencere için. Şöyle 2 tane bulabildik. Zaten kalanların hepsini biz aldık. Burada da köşelerin magnet yapıyorsunuz yine. İstediğiniz gibi açıp önünü temizleyip tekrar kapatabiliyorsunuz. Çok mantıklı. Bunları zaten hep görüyordum. Bunların da tane fiyatı 9.99. Bir tane de 3.5 yağlı normal bir setimizden alalım. Bu da C'ymiş bunun besin skoru. İlk defa mı görüyorum acaba? Yani yeni dikkatimi çekti galiba. Bunun B'ymiş. Yani neden A olan yok? Bu da B. Bu da C. Şu an almaktan vazgeçtim. Böyle dolaptakilerin olduğu reyona geldim bakmak için. Bu mesela B'ken 1.5'luk olan A. Yani bunu alıyoruz bir tane. Neden? Bu da %30 indirim var. Bunun tarihi mi kısa acaba? 30.07 bu. Diğerinin tarihi kaçmış? O da 30.07. Yani 5 gün var. Yani 2 gün ileri tarihli. Ve besin skoru A olan bir tane süt buldum. Bunun da fiyatı şuradaki gibi 1.15. Sevdiğim alkolsüz içeceklerden bir tanesi bu. Böyle içinde kırmızı meyvelerin olduğu bir içecek. Çok güzel. O kadar güzel ki anlatamam. Ön yargıyla almıştık ve çok beğendik. Şimdi tekrar bulmuşken 2.49'a 2 tane alalım. Şimdiki durağımız da Aldi. Şöyle kocaman bir sebze meyve reyonu bulmuşken buradan biraz alışveriş yapabiliriz. Böyle bir tane yaban mersini buldum. Yarım kilo. 2.99. Bu hafta sonu kokteyl yapacağız biraz. Onun için böyle lime limon gerekiyormuş. İlk defa lime limon alacağım. Bakalım nasıl olacak tadı. Sadece kaç tane olduğu yazıyor. Kaç gram olduğunu göremiyorum şu an. Bunun da fiyatı 1.49. Böyle 750 gram mini domateslerden buldum bir de. Bunlardan zaten alacaktım, sistemde vardı. Çeri domates alacağım ama bu da çok hoşuma gitti görünce.
Bunun da fiyatı 1.39. Sıcak kruvasan çıkmış. Tanesi 55 cent. Tereyağlı olandan 2 tane aldık. Bir de böyle baget ekmek bulduk. Gerçekten çok güzel görünüyor. Tanesi de 89 cent, 300 gram. Bir 4 tane de Pink Lady elma alacağım. Bunun da kilosunun fiyatı 3.39. Pırasa aldım ama havuç almayı unutmuşum. Şimdi burada görünce 2 kiloluk havuçlardan alalım dedik. Bir kısmını yemeğe kullanacağız. Bir kısmını da rendeleyeceğim ve böyle bol limonla buzdolabında o şekilde muhafaza edeceğim. Öyle olunca çok pratik oluyor. Bunun da 2 kilosunun fiyatı 1.79. İnternette bir dondurma tarifi gördüm. Onun için de böyle tenekedeki Hindistan cevizli sütlerinden kullanmak gerekiyordu. Şimdi görünce aklıma geldi o tarif. Bir tane de bundan alalım. Kırmızı meyvelerle ve balla karıştırıyorsunuz ve donduruyorsunuz. Sanırım öyle bir şeydi. Tekrar bakacağım tarifine. Zaten vlogda birlikte yaparız. Bunun da fiyatı 1.19. Bir tane de şöyle renkli domateslerden oluşan bir tane çeri domates seti alacağım. Şöyle iki tane 400'er gram. Tanesi de 2.79. Böyle güzel mantar bulmuşken iki tane de bundan alalım dedik. Bunlar da 400'er gram. Tanesi de 2.29. Bir tane de böyle yeşil, kırmızı ve sarı biberin olduğu paket karışık biberden alacağız. Bunun da paketinin fiyatı 1.69. Bir de şöyle mısır görmüşken iki pakette bundan alalım. Böyle şeker mısır. Bunun da ikilisinin fiyatı 1.99. Salatalık bulmuşken direkt alayım dedim. Böyle 250 gram böyle mini salatalıklar. Bu 1.69, 250 gramı. Bunda tanesinde 3 tane varmış içerisinde. Bu da 1.49 ama bu daha güzel görünüyor. Bundan 2 tane alacağım. Uzun zamandır çilek yoktu ve şu anda çok mutlu oldum. Çok da güzel görünüyorlar. 2 tane çilek alacağız. Tanesi de 4.49. Bol havuç almışken yanına limon da alayım dedim. Şöyle küçükleri daha güzel ve sulu oluyorlar. Bunların da yarım kiloluk paketi 1.19. İlk defa Aldi'nin böyle hamuru ekmeklerinden deniyoruz. Yani güzele de benziyor aslında. Sütlü ekmek tarzı bir ekmeğe benziyor. Bunun da 400'ünün fiyatı 1.69. Bir de ben aslında şöyle susamlı olanları çok seviyorum. Mesela şu çok güzelmiş. Ben de şundan alayım bir tane de. Hem de denemek için. Bunun da paketi 99 cent. Adelerde genelde böyle köşelerde bir reyon oluyor ve burada gerçekten çok güzel şeyler bulmanız mümkün. Ki biz de çok güzel bir şey bulduk. Mesela Osman'ın bu baharatları gerçekten çok seviyoruz ve gerçekten de böyle bazı şeyleri bu fiyata bulmak imkansız. Mesela 1.29 gerçekten 2.79 falan olması lazım bu da normal fiyatlarının. Biz hep Aldi'de böyle denk geldikçe sürekli alıyoruz. Çünkü gerçekten bu markanın baharatları çok çok kaliteli oluyorlar. Ben de neler aldığımızı şöyle bir göstereceğim ama kaçırdığımız bir şey var mı diye de şöyle bir bakmak istiyorum aşağıda kalan bir şey var mı diye. Çünkü şurada biraz önce şunu görünce bunu görmemiştim az önce. Bir de şöyle bir şey varmış. Bunu da görmemiştim ama mesela burada bakın domates baharatı var. Ben de buna benzer bir şey aldım. Burada değişik baharatlar bulmak mümkün ama bizim almadıklarımızı söyleyeyim. Sadece şunu almadık. Bana biraz acı geliyor. Bundan almadık. Bir de böyle karabiber almadık. Zaten bir tane almıştık ve biz bunu öğüterek kullanıyoruz. O yüzden almadık. Neler aldığımıza gelecek olursak da bir tane köri, iki tane tatlı toz biber, bir tane acı toz biber, bir tane çok acı biber, kekik, domatesle mozzarella peyniri ve pizza baharatı aldık. Gerçekten karlı bir alışveriş oluyor. Ve gerçekten de Amerika'da satılan bir marka bu. Böyle çok nadir bulunuyor. Burada da bulmuşken bir tane almak istedim. Çok güzel bir kraker bu arada. Bunun da fiyatı 1.49. Şuradaki reyondan sonra burada da gördük ve burada daha önce görmediğimiz baharatları ve bir iki tane almak istediğimiz baharatların devamını da gördük. Yine aynı fiyata. Aldıklarımızı da seçtiklerimi de buraya koydum. Biraz önce gösterdiklerime ek bunları da bulduk. Mesela sarımsak tozu aldık. Bunu bazen bunlar çok tüketiliyor bizde. O yüzden çabuk bitiyor. Bunları bulmamız çok güzel oldu. Böyle bir tane karışık baharat seti aldık. Bunlar böyle genel olarak yeşillik baharatı. Poğaçaları falan kullanıyorum. Güzel oluyor. Fesleğen aldık. İki tane kekik. Bir tane daha acı biber.
Bir tane de biraz önce almadık demiştim ya. Bu da galiba kırmızı böyle biber. Ama şey gibi sanki. Böyle çekirdekli biber gibi sanki. Sonra bir tane daha pizza baharatı almak istiyordum. Çok seviyoruz çünkü bunu. Bir tane de bruschetta baharatı buldum. Bu da gerçekten İtalya'da yediğim ve en güzel şeylerden bir tanesiydi. Böyle kızarmış ekmeğin üzerine domates, fesleğen ve bu baharattan koyunca gerçekten çok güzel oluyor. Bu da o yüzden favorilerim arasına girecek gibi duruyor. İlk defa gördüm bunu da, o yüzden hemen almak istedim. Biraz daha bakınacağım. Eğer pizzadan bir tane daha varsa ve bruschetta'dan bir tane daha varsa tekrar almak istiyorum ama şöyle bir bakıyorum, sanırım bulabildiklerimin hepsi bu kadar. Burası bataklık gibi çekti beni içine ve bir tane patates baharatı, bir tane daha domates ve mozzarella ve bir tane daha bruschetta baharatı buldum. Çok güzel oldu. Sonra herhalde pizza baharatından da iki tane daha aldım. Ama gerçekten sayılarını bilmiyorum artık. 1.79. Böyle bir tane baharat daha bulmuş. Böyle bir tane baharat değil artık. Bir tane ketçap da bulmuş Mert. Bu da 1.79. Bir tane de Bertolini'nin bu yağını gördük. Bu yağ benim bildiğim kadarıyla daha böyle yanmaya dayanıklı bir yağ olarak biliyorum ama üzerinde bu tam tersi yazıyor. Salatalar için, et için, sebze ve yan ürünler için diyor. Ama sanki bu daha yanmaya dayanıklı yağ diyebiliyorum. Ya da bir yerde okumuştum, hatırlamıyorum. Bunun da fiyatı 7.49. Böyle bir ürün gördük. Altında böyle minderi var. İki tane. Şöyle. Bir burada bir de şurada. Burası daha yüksekte. Ve bu da çok güzel duruyor. Şurada da şöyle tutulacak bir yeri daha var. Şurada da böyle bilek için güzel bir yağ alanı ve burası da mouse için, fare için bir alan. Şuralara da hani kalem falan koyabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım buna. Bazen edit yaparken gerçekten çok iyi olabilir bu. Bir tane bundan alacağım. Bir tane Mert'e, bir tane de bana alacağız. Bayağı güzelmiş yani, böyle bazen oturarak çalışmak istediğimizde çok güzel olabilir. Tanesinin fiyatı da 14.99. Bir de Weinstephan diye bir marka var. Bunun sütünü çok seviyorum. Bundan alalım bir tane de bulmuşken. Dün galiba yoktu bu marka Netto'da bakarken. Bunun da fiyatı 1.11. Normalde Netto'dan yiyoruz sadece yumurtayı ama Aldi'den hiç almamıştık diye hatırlıyorum. Umarım güzeldir. Bu da organik yumurtaymış. Bundan bir tane alacağız. Onlu yumurtanın paketi de 3.29. Sanırım Aldi'de bu hafta Asya haftası. Çünkü her yer Asya ürünleriyle dolu. Ben de uzun zamandır bir sushi pirinci alacaktım. Görünce aklıma geldi. Çok güzel oldu. 500 gram ve 1.19. Bir tane de wasabi alalım. Böyle tüpte wasabi. Bu da Aldi'ye özelmiş. Fiyatı da 99 cent. Bir de son dakikada Borussia topu bulduk. Şimdi alabildim. Bundan da aldık bir tane. Bu da 12.99. Son dakika. Şöyle 33'lük bira gördük. Fiyatı da 3.99. Herhalde buna bir de evet deposito da eklenecek. 1.5 euro daha. Şöyle Veltins'in birasını gördük. Bu da 33'lü ve 18 tane var içerisinde. 4.5 euro da deposito eklenecek bu fiyatın üzerine. Bunun da fiyatı toplamda 14.49. Çıkararak sürekli bir şey görüyoruz. Bir tane de Milka'nın Halley'inden alacağız. Hatta iki tane alalım. Şuraya bir tane daha kaldım. Tanesi de 1.79. Ve haftanın son durağı olan Lidl'dayız. Bir tane şöyle üçlü soğan alıyoruz. Ay, bir şey var sandım. Sanırım gölgemde. Bir tane şöyle üçlü soğan alıyoruz. Bunlar da 750 gramlık paket. Biz böyle soğanları soyup, doğrayıp, bazen dilimleyip buzluğa atıyoruz. Çok pratik oluyor. Fiyatı da 1.69. Önce salatalık aldım ama şöyle filedeki salatalıklar da gerçekten çok güzelmiş. İki tane de bundan alacağım. 750 gramı 2.99. Daha temiz. Bir de şöyle karpuz alıyoruz. Bunun da kilo fiyatı 1.15. Lidl'ın taze makarnaları gerçekten çok güzel oluyor. Böyle 250 gramlık mini paketlerden tam 2 porsiyon çıkıyor. Tanesi de 1.69. Bir tane spagetti olanı var. Ama biz bu daha kalın tagliatelle'i seviyoruz. Kesin yanlış söyledim. Bir tane de kavun alıyoruz.
Bu da gerçekten çok tatlı bir kabına benziyor. Fiyatı da 1.99. Bir de şu dedim, kendi markası kolalardan alacağız 4 tane. 45 cent ve 25 cent de tabii ki depozito eklenecek. Tam tahıllı ekmek alacağız. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Bunun da fiyatı 1.99. Şöyle bir tane de et alacağız. Bunun da besin değeri C'ymiş. Karabiberli bir et. Bunun da 400 gram paketi sanırım 6.49. Hayır, yanlış söyledim. 5.99. 380 gram. Lidl'ın kendi markası mozzarella'dan alacağım. 2 tane, hatta 3 tane alalım. Bakalım tarihini. 12 Ağustos. Tanesi de 89 centten 79 cente düşmüş. Bir tane de burrata peyniri alacağım. Elimi vurdum. Bu gerçekten çok çok güzel oluyor. Böyle domatesle ve salatalıkla düşürüyordum. Ve biraz önce aldığım ekmekle de tabii ki. Bunun tarihine bakalım. Ona göre 2 tane alacağım. Yakınmış tarihi 3 Ağustos. O yüzden bir tane alacağım. Bu da 1.89. Burger için böyle bir peynir baktık çedar ama bulamadık burada. Şöyle bir peynir alacağız. Yine sandviç peyniri. Bu da güzel benziyor. Bunun da fiyatı 2.59. 200 gram. Bugün demiştim ya dondurma yapacağım. Hindistan cevizi süt alacağım diye. Aslında böyle bir şeyim hiç yoktu ve ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama bu gerçekten önüme çıktı. Çok güzel oldu. Böyle üçlü dondurma yapmak için evde. Kalıplar. Yani gerçekten önüme çıktı ya. Çok iyi oldu bu. Fiyatı da 1.99. Son haftası var bu hafta Lidl'da. Aslında biraz da onun için geldik. Böyle büyük böreklerden var. Sadece peynirli ama yanındaki ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu altındaki de ıspanaklı ve peynirli. Bunlardan alacağız aslında bir tane. Bunun da fiyatı 3.79. Böyle doğranmış domateslerden görmüştüm aslında. Daha bunlardan da alacaktık. Böyle birkaç tane alırım diye düşünmüştüm ama sadece bir tane var. Gerisinin hepsi gördüğünüz gibi rendelenmiş domates. O yüzden bunlardan almayacağım. Çünkü zaten var şu anda evde. O yüzden sadece bununla ayrılıyoruz buradan. Bu da 1.99'dan 1.19'a düşmüş. Ve oraya birisi koymuş. Anladığım kadarıyla. Buradaymış gerisi. Şöyle bir 3-4 tane alalım. Çünkü fiyatı gayet iyi. Ve Yunan haftasından devam ediyoruz. Böyle yer fıstıklı bir tatlı var. Kabak çekirdeği var. Baklava var. Baklava yazmışlar bu arada. Böyle pita ekmeği var. Zeytinyağı. Bu da galiba şerbetli bir tatlı. Böyle zeytinler var. Şu güzelmiş. Böyle ay çekirdekli. Güzel krekerlerden. Bunlardan alalım 2 tane. 1.59 fiyatı. Sonra tahin görmüştüm. Evde var aslında bir tane ama bir tane yedekte kalsın diye. Böyle bu markanın bir tahininden de alacağım. Bu markanın biz daha önce balını da kullanmıştık. Gayet güzel. Bunun da fiyatı 2.29. Şöyle bir ay çöreği gibi bir ekmek. Bayağı büyükmüş. Bildiğim bir şey olsaydı alırdım kesin. Ve böyle değişik baharatlar da var. Şöyle arpa şehriye varmış. 500 gram. Bu da güzel olabilir. Bunu da denemek için bir tane alalım. Çünkü evde birkaç tane daha var. Bu 79 cent. Bir de ne gördüm? Taze fasulye gördüm. Bundan alalım 2 tane. Bunlar kesin çok güzeldir bu arada. 2 tane bundan alalım. 1.69. Bir de şöyle barbunya gördüm. Bunlar da çok pratik olabilir öğle yemeklerinde. 2 tane de bundan alalım. Bunun da fiyatı aynı. Yani daha önce bahsetmiştim. Patlıcana alerjim çıktı. Ama bu patlıcana çıkar mı emin değilim. Denemek için bir tane alasım var ama o riske de girmek istemiyorum bir yandan. Yine de bir tane alalım. Bir de kokteyl yapacağız. Ve şimdi hazır taşıyabilecek durumdayken böyle 6 sprayt alalım. Bu da 1.49. Tanesi sanırım 1.49 ve evet tanesi 1.49 ve 25 cent'te depozito eklenecek. Bir tane de 2 litrelik şöyle ballı ve sütlü e-sabunları alalım. Bunun da fiyatı 1.99. Gelmişken bir tane de kafeinsiz kahveden alayım istedim. Şöyle. Bu en sevdiğim kafeinsiz kahve şu aralar. Bunun da fiyatı 20'lisi 3.79.
Az önce günün son durağı olarak Lidl demiştim ama sonra bir şey unuttuğumuz aklımıza geldi. Reve'ye geldik. Lafından alayım istedim çünkü yulaf almayı da unutmuştum az önce. İyi oldu. Bunun da besin skoru A'ymış. Daha önce denemiştim diye hatırlıyorum. O yüzden sevdiğim bir yulaf. Bu da 89 cent. Bir de şöyle çilek kurusu alacağım. Bir yerde gördüm ve çok canım istedi. Bulunca şimdi almak istedim. Bu da 2.49. Bir de son olarak kıyma alıyoruz. Bu Brandon Bolton bir markası. Bilmiyorum diğer yerlerde var mı ama bu kıyma genel olarak güzel oluyor. Reve'deyiz şu an. Ve yarım kilonun fiyatı da 5.99.